avukatlık, doktorluk unutuldu, gözde meslekler değişti. Bakın gelecek 10 yılın en çok arananları hangileri olacak? Güzel bir sabahtan hepinize merhabalar. En az bizler kadar enerjik, sağlıklı ve güzel uyanmışsınızdır inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 16 Nisan sabahındayız, Salı günündeyiz. Bir kez daha söyleyelim Evrucuğum ya. Geçmiş bayramımız mübarek, kutlu mutlu olsun. Şahane. 9-10 günlük tatil de az değil yani. Evet, farklı bakış açımızla, farklı yorumlarımızla yine karşınızdayız. 0534 263 43 72 WhatsApp hattımızdır. Bu sabah Show TV. Ebru Akel, Murat Güloğlu TV'de Instagram ve X adresinizdir. Evet ve hazırız. Evet, güne hazırız. Evet. Hazırız çünkü artık sana yeni bir gelecek kapısı açma için karşındayım. Ne diyorsun? Evet çünkü artık sadece bana mı? Sana değil, seninle beraber senin gibi genç olan, genç hisseden. Sen ne yapacaksın evde örgü? Yok ben. Benim amacım başka. Şimdi göreceksin ne olduğunu. Yani ben yaşlanmadan sürekli kendimi yenilemeye devam edeceğim. O nasıl olacak diyeceksin. Onun da çözümünü bulmuşlar efendim. Zira İşkur geleceğin 10 mesleğini belirlemiş. Bizim İşkur. Bizim İşkur belirlemiş. Hadi bakalım ne yapmışlar. 86 bin iş yeriyle görüşülen araştırmada bakın hangi meslekler öne çıktı. Buna göre bizim de bir takım dizayn edeceğimiz Murat'la ikimizin geleceği hakkında en azından durumlar var. Buyurun. Teknoloji artık çok gelişti, her şey çok gelişti. Ya tabii ki de hayatımızda büyük oranda yerleri var. Tabii ki de meslekleri etkileyecek. İşkur araştırdı, geleceğin meslekleri belli oldu. Yazılımcılar, e-ticaret ve yapay zeka uzmanları 10 yıla damga vuracak. Ben de bilgisayar üzerinde bir şey düşünüyorum zaten. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bir şey. Artık birçok şeye ihtiyacımız kalmayacak. Sadece yapay zeka bunu halledecek. İşkur 2023'te 2 ve üzeri istihdam sağlayan 86 bin iş yeriyle görüştü. Buna göre iş gücü piyasası araştırmasının sonuçları belli oldu. Yazılım mühendisliği, e-ticaret uzmanlığı, yapay zeka uzmanlığı, bilişim uzmanlığı, inşaat mühendisliği, pazarlama uzmanlığı, dil ve konuşma terapisti, CNC operatörü. Önümüzdeki 10 yıl içinde en çok ihtiyaç duyulması beklenen meslekleri Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan böyle duyurdu. Şu an restoranlarda falan filan şu an evet insanlar çalışıyor ama gelecekte bunların robotlarının yapılmayacağını nereden biliyoruz mesela? Araştırmada işverenlerin %12,5'inin eleman temininde güçlük çektiği saptandı. En fazla eleman aranan 10 meslek ise makineci, garson, satış danışmanı, ahşap mobilya imalat ustası, temizlik görevlisi, gaz altı kaynakçısı, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, ark kaynakçısı ve yük taşıma şoförü olarak sıralandı. Doğru çünkü teknoloji çağında yaşıyoruz. Yazılım mühendisliği seçebilirdim. Bu mesleklerde eleman temininde güçlük çekilmesinin en önemli nedenleri ise ilgili meslekte yeterli iş başvurusunun yapılmaması, mesleki beceriye ve iş tecrübesine sahip eleman bulunamaması olarak belirtildi. Doğru diyorlar. İnsanların işlerinde yapay zeka devralacağı için. Ya yani bilgisayarla, yazılımla ne kadar uğraşırsa gençler o kadar mantıklı. Gençlerin bakış açısı bu şekilde. Bilgisayarla, yazılımla ne kadar ilgilenirlerse geleceğin mesleklerinin ucundan tabii yakalayabiliyorlar. Yani epeydir bu böyle ama ya. Epeydir yani bu biz böyle. Aslında yapay zeka falan diyoruz ama son demleri yani. Hani her şey olmuş bitmiş, yapay zeka ortaya çıkıyor. Bence geleceğin mesleği emeklilik. Ya en güzeli o yani, emekli oluyorsun ve sana para veriyorlar. Ne kadar güzel, hiç çalışmadığın halde. Evet. Haksız mıyım? Evet, haksızsın tabii ki yani. Çünkü üretme çağında şimdi sen erken emekli oldun. Erken normal. Bana hak verilmiş oldum yani. Erken falan olmadım ben. Sen, ben ya da bizler gibi erken emeklilik yaşayanlar. Hayır canım, yani bunu söyleyebilir misin? Eskiden emeklilik kavramı biraz daha hani artık çok yıllar boyunca yaşamış da emeklilik hayalinde bana de bana demişler ki şu kadar prim gününü doldur sonra emekli ol. Tamam. Tamam işte ne kadar geleceğin mesleği emeklilik, sevgi selam ama bizim memlekette ne olur ne biter. 10 bin liradan fazla alan da var. 10 bin lira herhalde az mı? Yani en az mı? En alt mı? En azdır o ben. Düşün yani. Ve senin gibi %90 civarında emekli abimiz, peki, ablamız var. Buradan günaydın. Peki bu senin emeklilik hayalini karşıladın mı bu beklentiyle çalışıp yani aynen öyle baktığında? Dolayısıyla yani neyse, sen elindeki yeteneklerini geliştirmeye devam etmelisin. İşte bunlardan dakika, bazıları böyle ortaya çıkıyor. O zaman şöyle bir şey. İşverenler emeklilikte garson mesela. Aha. Mesela bir kuaför olsa yani yapay zeka bir kuaförlüğü nasıl becerecek? Yapamaz. Dolayısıyla orada el mahireti önemli. Makineci?
Hangi makine onu bilmiyorum da mesela garson konusunda arkadaşlar dikkat etsinler. Tabii taşıyamazlar. Kim? Yapay zekalar. Yo gayet yapan restoranlar var ya. Var değil mi? Böyle siparişini veriyorsun tıt 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 giriyor adam sana getiriyor. Bu kadar yapıyor. Basit. Ama yani bir sohbet olmuyor orada da. Yani ya bir şey geliyor bana. Sohbeti de garson beyle dışarıda başka bir yerde yaparsın. Bir yapay zekalı niye sohbet olmasın ki? Niye garson beyle konuşuyorum bir? Belki de kadın. Ay yani sonuç itibariyle hani yemeğin birazcık daha tuzunu şöyle olsun işte az pişmiş şöyle bizde olsun. Bizde var ya yani. Onu anlamaz ne vereyim abime diyecek bir tabii yapay zeka robotu şöyle olmayacak. Şöyle ağzımın tadıyla robotla yemek istemiyorum. Ahşap mobilya imalat ustası robot olabilir mi? Vallahi her şeyin olur ya ben ya sana abi, söyleyeyim. Abi el işçiliği bak sanatkar denir ona değil mi böyle o sanatkar da. Valla biz olanın değerini kıymetini bilmiyoruz ki. Evet. Allah aşkına yani. Gazaltı kaynakçısı, temizlik görevlisi, konfeksiyon işçisi, akaryakıt satış elemanı, pompacı. Bak. Buna gerek yok zaten. Yurt dışına gittiği zaman bir pompacı eleman var mı? Hı hı. Ya git ya o kadar şoför. Benzin alıyoruz, akaryakıt alıyoruz. Hep herkes kendi kendine yapıyor. O ne? Bizlere özgü bir yerde Allah aşkına hı hı. Baktığın zaman. Bunlar şu anda aslında böyle... Mesela ağır vasıta şoförü. Ben geçen onu düşündüm. Otoyolda gidiyorum yurt dışında bir yerde. Ya dedim bunlar hani kendi kullanan araçlar var değil mi? Dolayısıyla tıra kendi kullanan bir dizayn yaptığın zaman uzun yol kullanan bir arkadaşa ihtiyaç olmayacak ki. Hı hı. Her şey robotlaşacak. Her şey robotlaşacak. Peki yapay zeka ile güzellik yarışmaları yapılmaya başlamış. Bana ne diyorsun? Oo, ona yazılımcının ruh halini çok merak ediyorum. Ruh hali. Ya yazılımcı ne kadar güzel yaparsa o sırada demek ki. Yani dünyada birçok ilk de yaşanmaya de başlanmış efendim güzellik yarışmaları. Şöyle ki Miss AI yarışmasında bilgisayar tarafından bir yapay zeka ile üretilen kadınlar güzellik, teknoloji ve medya nüfuzu yarışlarında karşı karşıya gelecek. Hmm. Ve yarışmanın birincisi $20,000 ödül kazanacak. Hmm. Hmm. Bir dakika, kategoriler ilginç. Hem güzel olacak, evet. Hem son derece teknolojik olacak. Evet. Yani okumuş etmiş bir yapay zeka olacak. Yani yapay zekanın en üst seviyesinde güzellikte ve yetenekte olacak. Aynen öyle. Ve sosyal medya nüfuzu yani bayağı bir takipçisi olan sosyal medya. Evet. Ama kadın üzerine yoğunlaşmışlar. Niye acaba? Kadın güzellik yarışması. Şimdi yakında erkeklerinkini de yaparlar. Yarışmaya katılmak için yarışmacıların sadece yalnızca yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir kadın görseli göndermeleri ve bir dizi soruya yanıt vermeleri gerekiyor. O dizi soru ne acaba işte? Muhtemelen diyecekler ki dünya barışı istiyorum falan filan. Yine aynı mevzulara gelecek işte. Peki yarışmanın en sıra dışı detayından bahsetmek istiyorum. Jüri üyelerinden bazılarının da yapay zeka tarafından oluşturulmuş olması. Yani ben jüride oturuyoruz, diğerleri de. Tabii onu, baksana bir meslek onun kıstası işte. Daha iyi olacak. Ne iş yani. Yapıyorsunuz? Yapay zeka güzellik yarışmalarında jüride oturuyorum. Ya çok acayip bir yani şey. Yani senin bilgeliğine de ihtiyaç duyuyorlar orada. Kimin? Senin. Senin, biz benim. Varız eyvallah da evet. Yani biz zamanla zaten sevgili Elon ya da Elon, sevgili Elon Musk demedim yani seneye ya da iki yıl sonra falan insan beyninden daha zeki olacak bu zat-ı muhteremler diye. Evet. Yani öyle bir şey aslında geldi ki böyle ufak ufak bize veriyorlar. Zaten kova çağındayız, evet. Astrologlar da bilir. Dolayısıyla valla yani seneye bambaşka şeyler konuşabiliriz. Konuşuyor olabiliriz. Geçtiğimiz günlerde yani sana sosyal... bana kesinlikle ihtiyaç olmayacak. Ona net ya. Açık ve net söyleyeyim. Sosyal medya fenomeni bir kadına aşık olan bir takipçisi vardı biliyorsun. Onun ne zaman gerçek olmadığını öğrendiğinde mahvoldu, perişan oldu yani. Bence aşkından yani. Mecnun oldu. Şimdi yüzlerce sosyal medya takipçisi olan iki yapay zeka karakteri var. Fenomen Aytina Lopez, takip etmek istersen. Ediyorum öbürü ben. De Emily Pellegrini. Emily şeyde değil mi? Paris'te değil miydi? Emily Paris'te değilmiş işte. Buralarda bir yerde. Bu güzellikte bunlar arasından seç bakalım hangisi en güzel acaba. Vallahi zor iş. Vallahi şöyle bir şey söyleyeyim. Birinci Allah $20,000. Akıl, fikir versin, ihsan eylesin. Bambaşka bir yere doğru gidiyoruz. Yani şimdi senin oğlan büyüyor, beden eğitimi falan filan yapıyor ama yani ben sana söyleyeyim o bambaşka bir gelecekte yaşayacak. Bizim hiç tahayyül etmediğimiz bir gelecek. Muhtemelen. Biz de ayak uydurmaya çalışacağız. İnşallah. İşte o yüzden emeklilik en doğrusu bizler için ben sana söyleyeyim. Emekli abilerim, ablalarım sevgi selam olsun. Sevgi selam olsun herkese. O zaman süte de ihtiyaç kalmaz ama şu an var. Süte var ihtiyaç canım. Var. Çünkü aslında süte mesela Ulusal Süt Konseyi seviyoruz. Buradan konsey üyelerine de sevgi selam. Çiğ süt tavsiye evet. Fiyatını 1 lira arttırmış. Hmm. Değil mi? %8,5. Ve %8,5 zam yapmış. Dolayısıyla çiğ süte sen zam yapıyorsan sütle yapılan neler var? Oho.
Ya başlayalım istersen. Hadi bakalım. Peynirinden yoğurduna, süt türevlerine, her şeye. Yani kaşarsız tost dönemi yine tekrar birazcık başlayacak mı? Hafif kalınlaşmıştı, yine incelecek mi onlar ekmek arasında? Şimdi ona bakmak lazım. 22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatları litre başına 13,5 lira olarak uygulanıyordu. Evet. Şimdi? Şimdi 14,5 lira olmuş. Daha doğrusu 14,65 net bir şekilde üreticimizin eline geçsin zaten. Hı hı. Bizim en büyük derdimiz o değil. Ama yani hani biraz daha politikaların daha da güncellenmesi ve daha da fazla üretime yönelik olarak adımlar atılması gerekiyor. Yoksa atıyorum hayvancılık ya parasını veririz alırız zihniyeti varsa zaten o da ithal mal oluyor genelde. Evet. Dolar euro kuruna bağlı olarak zaten artıyor. Dolayısıyla çiftçi kardeşlerimize, hayvancı kardeşlerimize sevgi selam olsun. Onların eline 14,65 geçecekmiş ama bizim cebimizden ne çıkacak? Bizi evet. ilgilendiren o. Bir de bizim cebimizden ne çıkacağını süresi de tabii çok önemli. Yani hemen akabinde acaba bu zamları görmeye başlayacağız mı? Yoksa bu bir süreç alacak mı? Çünkü biraz böyle daha uyanık mı diyelim ya da daha fırsatçı davrananlar da. 1 Mayıs'tan itibaren olacakmış ya. Evet. Hemen bunu bugün bile görebilirsin yani Mayıs'ı tabii, beklemeden. Bir de tabii dövizde kurda bir yaşanacak olan herhangi bir mevzuda falan filan yani hep beraber görürüz. Zaten şu anda herhalde marketlerde 25 lirayla 60 lira arası değişiyormuş. 1 litre süt. Yani yakın zamanda görürüz bunu çift haneli olarak evet, belki. Evet bunu sen yaz da bir kenara unutmayalım. 1 litresi 25 liradan başlayan. O işi yapay zeka arkadaşlar yapıyor, ben yapamıyorum. Peki valla. Hadi zaman... bakalım hayırlısı olsun. Yani çoluğumuza çocuğumuza inşallah güzelce sütler içirebiliriz. Evet. Peki hala sana söylüyorum şu senin köyden getirtelim bir salça olsun işte yaprak olsun onları böyle güzel evde değil mi organik. Hangi köy? Senin köyden. Kadıköy sen Türkiye'yi var. Gezdin. Kadıköy var, Bakırköy var, Sefaköy var. Hangi köy? Hayatım sen çocukluğunda nerelerde yaşadın? En senin etkilendiğin yer neresi? New York, Manhattan. Ben seninle nasıl baş edeceğim? Ben seninle dans edemeyeceğim yani. Gerçekten uyuşamıyoruz. İşte ben de yapay zeka geldi var. Bile yani. Gelmiş sana aynen. Direkt ben, bana güncelleme geldi bu bayramda. Ben bir yurt dışına gittim. Bana bir güncelleme geldi. Elon'la karşılaştın galiba. Yani gördüğüne direkt yüklüyor herhalde anladığım kadarıyla. Memleketten yaprak salça getirip satıyorum diyerek havuzlu evler alan bir katip arkadaşımız vardı. Nasıl bir maharetli bir şeymiş. Çok maharetli. Yani eğer bunda bu kadar böyle bir iş varsa ben de istiyorum aynı salçadan yapraktan sarmadan diyesim geliyor. Bir bakalım efendim nasıl elde etmiş bütün bu gelirleri. Yaktın kül ettin beni. Bu lüks şaşalı hayatı memleketten getirip sattığı asma yaprağına salçaya borçlu olduğunu söyledi. Saadet zinciri kurup vurgun yapmakta suçlanan zabıt katibinin savcılık ifadesi pes dedirtti. Ama hakim hanım sürekli bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, ben yazamıyorum korkudan. Bakırköy Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Süleyman Demirel, yüksek kar vaadiyle kandırdığı kişilerden 80 milyon liraya yakın para topladı. Yıllarca keyif çatıp lüks içinde yaşadı. Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye soran edenlere, yakın çevresine ve arkadaşlarına da memleketi Tokat'tan yaprak salça getirip sattığını söyledi. Kimilerini yaprak salça işinin böylesine karlı olduğuna inandırsa da uyanık katip savcılığı kandıramadı. Hakkında 144 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 50-60 tane mağdur var. Artık kime güveneceğimizi şaşırdık. Verdiği ifadelerde dolandırdığı kişileri suçlayan zabıt katibi, "Sadece bir katibim. Neden bana güvendiklerini bilmiyorum." dedi. Kurduğu saadet zincirinin kırılmasını da döviz kurundaki artışa bağladı. Yaktın kül ettin beni. Ayrıca bir başka nitelikli dolandırıcılık davasının da sanığı olduğu ortaya çıktı. Ama hakim hanım sürekli bana kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz. Ben yazamıyorum korkudan. Valla bu nitelikli dolandırıcılık, saadet zinciri. Bak bir görüyoruz daha ünlülerin katıldığı o zincire. Ne fonları var? İşte yok Fatih Terim fonu, yok bilmem ne fonu, Arda Turan, Emre Belezoğlu'nu falan filan oldu. Seçil Erzan hadisesi var. Yok işte ne bileyim köyde, şurada burada ünsüz, sıradan vatandaşların katıldığı saadet zincirleri var vesaire vesaire. Onlardan bir tanesini evet. daha görüyoruz. Bir de akıllarla, beyinlerle dalga geçen açıklama. Mahkeme heyetine bunu söylüyorsun. Açıklama Tokat'tan, memleketten yaprak salça getirip satıyorum.
hadi oradan derler. Yani nasıl bir düzen var orada değil mi? Düşünsene. Yani nasıl bir kaynak var ki? Yani onlarca, tonlarca salça kaynak herhalde böyle fabrika üstüne ya falan. Bu cümleyi es geçmemiz lazım. Kesinlikle. Hayır yani bunu insan hakları dalga geçiyor kesin. Yani insan haklarıyla dalga geçiyor. Mahkeme heyetiyle de dalga geçiyor. Tabii yani. Tabii. Yani buna sırf bu yüzden ya bizimle dalga mı geçiyorsun kardeşim diye gerçekten en ağır cezayı da vermek lazım. Kim akıl evet. veriyorsa bu arkadaşlara ve bunlar saadet zinciri kuruyorlar evet. ve peşinden takılanlar da var. Tabii. Yani hani dolayısıyla arzın olduğu yerde talep, talebin olduğu yerde arz da varsa şu insanlara ne diyeceksin? Ne? O insanlara bir şey diyemiyorsun çünkü o insanlar işte sen... Hayır, bu insana ne diyeceksin? Bu insana ne diyeceksin? Bu insana net bak söylenmiş 144 yıla kadar hapis sistemiyle tamam dava açıldı kendisine. Hayır yani... Ya diyor ki ben bunu koydum ortaya. Gayet de buna inanan var. Evet. 1'di, 5 oldu, 20 oldu. Bir anda piramit yükseldi, en tepelere kadar gitti. Yapacak bir şeyim yok. Hal böyle olunca ben de bunu biraz değerlendireyim. Şimdi zaten bunun gibi neleri gördük? Yani çiftlik banktan başlayan i̇şte hikayelerle daha yani. Da neleri görüyoruz yani? Sıkıntı o ama hala peşinden gidenler var gidenler yani. Var ya bu en basiti geçtiğimiz günlerde yaşadığımız olay en basiti araba alırken ben size alın bu aracı size %30 indirim yapacağım diyerek onlarca insanı araba alma vaadiyle kandıran bir satış elemanı vardı. Alan oldu mu? Oldu tabii 8 kişi biz arabayı aldık araba gelmedi paramızı da verdik ne yapacağız şimdi diye durdu. Yani kimse şunu düşünmüyor o zaman kardeşim. Sen neden bana %30 indirimle bu arabayı veresin? Senin bundan payın ne olacak? Ya ben kendi personel indirimimi kullanıyorum. Biz onu hallettik falan filan. Yani. Sen merak etme falan gibi. Ya bir dolu üfürükçü var işte peşinde. Var yüzlerce canım. Metrelik sıra oluşturan tipler de var. Evet. Yani baktığın zaman işte çağımızın günümüzün özellikle bizim özellikle. Memleketteki en büyük sorunlarından bir tanesi bu. Ve bu insanlar bitmiyor. Peşlerinden takılanlar da bitmiyor. Ve ondan sonra da yaprak salça getirdim satıyor falan filan. Ve ne yazık ki bu insanlar hiç de az değil. Bunlar belli bir zümre ama giderek de çoğalıyorlar. Bunların tek tek deşifre olması lazım. Hele günümüzde dolandırıcılık hadisesine. Valla o kadar paranız varsa yani kaptırmak da sizin elinizde, kaptırmamak da sizin elinizde. Rabbimiz zeka vermiş, beyin vermiş. Kardeşim mesela bana niye yüksek kar vaadi veriyor tabii. O kadın, o erkek niye bunu yapıyor diye sorgulaman gerekiyor. Çünkü tüy bitmemiş yetimin hakkı var senin o kazandığında. Evet. Çoluğunun çocuğunun rızkı var. Ondan sonra bak. Paylaşıyorlar peki, bir de. Peki bulunduğu görevi de kötüye kullanmış. Ya o zaten iki o bambaşka bir hadise yani. Ne söylendi? Bu arkadaşın çıkmaması lazım bakarsan yani her tarafa. 144 yıl mı diyorsun? Evet, Bakırköy Adliyesi'nde bu personel olması nedeniyle bu kişinin zaman içinde mahkemelerde dosyası olan birçok iş insanıyla tanıştığını, bu insanlara yatırımlarında kullanmaları için çevresindeki tanıdıklardan para temin ettiğini, karşılığında ise komisyon aldığını, para verenlerin ise kar payı olarak para kazandığını söylediği ifade edildi. Tek midir sence bu? Yani olmadığı düşünülüyor değil mi? Şimdi böyle bakınca... Ya öyle bir ceza vereceksin ki ibreti alem olsun. Olacak. Ha. Hiç kimse cesaret edip yanından bile geçememesi lazım. Bu düşüncenin dahi, sadece düşüncenin bile. İşte o yüzden yapay zeka şu bu falan filan diyoruz. Lazım. Ama yok yasalarımız, mevzuatlarımız, yönetmeliklerimiz o geleceğe ne kadar yakalamış durumda. Bunları görmek lazım. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi buyurun. Hadi bakalım Ebru'cuğum. Şimdi... Peki buyurunuz. Muhtemelen bayram zamanı vesaire de oluyor ama ya anladığım kadarıyla bir akli dengede bir sıkıntı var yani. Hı hı. Yoksa başka türlü olmaz. Evet. Şimdi İzmir'de bir profesörümüz sevgi selam olsun evini bir doktora satıyor. Ama kolilediği eşyalarını taşımaya fırsat bulamadı çünkü evi alan kişi bütün eşyaları bir spotçuya satmıştı. Ama özellikle profesörümüzün istediği küçük bir istirham var ya aslında küçük de değil. Yani. Anlayana. Dairemizde yaklaşık 300 bin liralık ev eşyamız vardı. Beyaz eşya, mobilya, yatak, odası. Odalar dolusu eşya bir günde buhar olup uçtu. Evini satın alan doktor iddiaya göre haberi olmadan hepsini sattı. Özellikle eşimin akademik çalışmaları, bütün her türlü eşyamızın tamamı spotçu bir kuruma satılmış. Süleyman Kondakçı ünlü bir profesör İzmir'deki evini satışa çıkarmıştı. Marmara'da bir dairemizi kendisinin doktor olduğunu söylemeyin hanımefendiye sattık. Satış yapıldı ama profesör eşyalarını henüz taşımamıştı. Kadın doktor tadilat için acele edince onu kırmadı, anahtarı teslim etti ama günler sonra gelen bir telefonla şaşkına döndü. Evdeki bütün eşyalarımızı taşınmadan hanımefendi evimizin kilidini değiştirtmiş. Evin içindeki eşyaların tamamını spotçu bir şirkete satmış. Bunu gören komşularım ve
apartman görevlisi arkadaşlar bana bildirdiler. 300 bin liralık eşyası sporcuya satılan Süleyman Kondakçı en çok da eşinin akademik çalışmalarına üzüldü. Sporcu kurumdan gerçekten rica ediyorum. En azından eşimin akademik çalışmalarını bize versin. Çünkü onun hiçbir maddi değeri yok. Eşinin süre gelen bir doçentlik çalışması var. Mağdur çift kadın doktordan şikayetçi oldu. Polis de kendilerine erişemiyor. Yurt dışında olduğunu söylüyor. Ancak öyle bir durum yok. Benim de telefonlarım engellenmiş. Hani birçok konuda eleştiriler yaparken ya da düşünürken hani eğitim döneminden bahsediyoruz. İşte eli kalem tutsaydı da acaba bütün bunlara başvurur muydu? Ya da acaba bütün bunları ıslah etmek için tekrar bir eğitim hayatına mı yönlendirsek bu gençleri kurtarmak için? Yani bazen gerçekten insan olmak, etik olmak, ahlaklı olmak için eğitimin hangi seviyesinde ister profesör, doktor ol yeterli değil. Değil. Yani senin serde eğer böyle bir şey yapasın varsa yapıyorsun ya da o açığa çıkıyor. Yani o bu, doktorun ilk vukuatı mı acaba bu? Bilemeyiz ki. Hmm. Ama ya ayıp denen bir şey var. Şimdi iki yönlü bakmaya çalışalım. Çünkü evi satın alan kişinin ifadelerini bilmiyoruz. Acaba bu eşyaları almakta biraz geç mi kaldı evi satan kişiler? Bu kadın da evini tadilat ettirmek istiyordu aldıktan ama sonra. Ama aceleye getirmiş ya biraz. Neden haber vermedi? Neden yani şimdi kimin aklına gelir bu gerçekten? Ciddi kötücül bir zeka kullanmış burada. Hani ben evi aldım hemen de tadilata gireceğim. Hı. Anahtarı bize verin. Güvendik verdik. Yani en azından işte o bilgisayar ya da hard diskinde var olan o bilgiler onlar için çok kıymetli. Eşya umurumda değil ama diyor lütfen o doçentlik çalışmaları o tez için ne kadar yani. Uğraş vermiştir. Nasıl bir araştırma kopyası yapmıştır da yok muhtemelen. Bilir? Tabii nereden aklına gelsin böyle bir şey olacağı evet. Değil mi? Valla yani şimdi evi sat, mesela ben sana evi satıyorum. Doktorsun, avukatsın, ne bileyim yani televizyon programı sunucususun. Herhangi bir sütçüsün. Yani İnsan, bir daha fark etmez o doktormuş, şuymuş, buymuş falan filan yani. İnsanlık zaten hani ailede başlayan bir o kumaş önemlidir ya her neyse. Ve ardından diyorsun ki bana iyi niyet çerçevesinde muhtemelen. Hocam yani sevgi selam olsun zaten. Ya anahtarı ver de hemen tadilata tabii. Başlayalım. Ya o da ya veriyor. Ya ben olsam tabii. Ben de açıkçası veririm. Hani eşyalar var ama çünkü şöyle bir şey. Ustası gelir, boyacısı gelir, tesisatçısı gelir falan filan. Eşyalar orada duruyorken ardından da şunu şöyle yapalım, böyle yapalım vesaire. Dersin. Hocam hafta sonu taşınıyor musunuz? Durum bu. Heh. Evet o da tamam der. Muhtemelen o da konuşulmuştur. Değil mi? Bilgiyi verir. Ardından da eşyalar hep beraber girilir. Eşya vesaire taşınır. Yani böyle birdenbire o alan insan artık dediğin gibi iddia üzerine konuşuyoruz tabii. Alan evet. İnsan da spotçuyla beraber eğer bir çete üyesi değilse bu spotçuyla falan filan eve de girip birden ha şunu al şunu al hepsini birdenbire evi soyup soğana çevirip evi hadi bakalım spotçuya satmazsın yani. Burada iyi niyet kurbanı olmak söz konusu. Emanete ihanet var bir de Murat'cığım burada gerçekten. İnsanı yani. En derinden yaralayan da hikaye. Çünkü güven duygusu hiçbir şeyle satın alınabilir bir duygu değil. Güven sıkıntısı. Sadece güvenirsin güven ve sorun. İnanırsın. Hani el sıkışırsın göz göze eskiden bakarsın. Eskiden de o. Artık kalmamış baksana. Yani baktığın zaman öyle Ebru. Yani artık şöyle bir şey. Zaman kötü. Her şey kollayacaksın ya yani. Kendini kollayacaksın. Anahtarı verdiğin andan itibaren parayı da aldın. Anahtarı verdiğin andan itibaren ev bomboş olacak. Ha, şu eşya vardı sonradan alırız. Ya da sen işte şu kadar atıyorum 100 bin lira kaldı onu sonradan gönderirsin falan filan değil kardeşim. Zaman öyle bir zaman değil. Doktor da olsa, avukat da olsa, mühendis de olsa vesaire de olsa bu oluyor işte. Oluyor. Sonra kendisine diyorsun sorsak ki, acaba şimdi şey diye olabilir mi? Ben eşyaları satın almıştım zaten. Onlar da benimdi ben de sattım. Ya herhalde sevgili hocamız da onun farkını ayırır değil mi yani? Evet, acaba alan ayırabildi mi? Yani Allah evet. Aşkına Ebru'cum ya. Peki buyurunuz. Ama inşallah o tez zamanda o araştırmayı hani alan spotçu vesaire kimse de getirir evet, evet. Yani. Ama bir taraftan da hocam keşke kopyalaydınız değil mi? Hani? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Pekala. Arda Turan'dan bir haber var. Çünkü İspanya'dan kendisine bir darbe daha geldi. Bu nedir diyeceksiniz. Bir dönem Barcelona'da oynamıştı hatırlarsanız. Ve şimdilerde de Eyüpspor'da ilk teknik direktörlük kariyerini gerçekleştiriyor Arda Turan. Hı. İspanya'da 3 yıl kiracı olarak kaldığı evin ev sahibi tarafından dava edilmiş bu sefer de. Yani sebep ne diyeceksiniz bu kadar yıl sonra? Gelmiş adam, ha? Şimdi mi aklına gelmiş gerçekten? Eve 230 bin euroluk yaklaşık 8 milyon liralık bir hasar vermiş sözüm ona. Olabilir. Şimdi eve baktığında gerçekten ev böyle muhteşem bir ev. Hı hı. Bu evin hangi bir kısmı acaba o parayı eder diye bakacaksın. Lüks bir mahallede 18 milyon euroluk bir ev burası. Arda Turan'ın kapılardan bahçeye, havuz ve hatta tavana kadar, tavana hı. Ne yaptılarsa her şeye hasar verdiğini iddia ediyor. Ya ev sahibi fazlaca titiz. Bir şey aramış ya da gerçekten evde böyle bir zarar var diyeceğim ama bilemiyorum. Mobilya ve ışık sistemlerinde 84 bin,
Mutfakta 64 bin euroluk hasar bulundu dedileri sürüyor. Bir de bin euro, binlerce euroluk yani. Binlerce euroluk. Arda ve beraberindekiler futbol izlerken gol atıldığında televizyonun kumandasını havuza atıyorlardı. 1000 euroluk bir kumanda bu, düşünün. 15 tane atmış mesela. 15'i oradan yazmış. Mutfak dolaplarını sert kapatmışlar. 3000 euro oradan yazmış derken. Valla koloni halinde yaşıyorlardı benim bildiğim. Yani ve hani genelde de bir erkek 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 yaşam. Hani vardır ya öyle bir tabii kendi aralarında oynama vesaire oluyor, vesaire. Ki. Ama bir ateş olmayan yerden de duman çıkar mı? Orada İspanya mahkemesi var. İspanya bilirkişisi var. Şusu var, busu aynen var. Yani ben ah be kardeşim Arda yapmaz diyebilir misin? Ya, ya da aile sonuçta, ya da işte aile efradı ya da arkadaşları şey falan filan diyebilir mi? Şimdi sonuç itibariyle o adam da o evi verirken bir takım depozitolar, bir takım değil mi sigortalar bunun karşılığında yapılıyordur. Yani tamamını kiracısından temin etmeye çalışması da bence çok yerinde değil. Bence şu an Arda'ya baktığında ben nereden gittim o İspanya'ya, başım bir türlü dertten kurtulmuyor diyordur. Çünkü hayır yani günlerde, eğer kafa bu şekildeyse İngiltere'ye de gitsen aynı, Türkiye'ye de gelsen aynı. Evet. Bir de vergi borcu hikayesi vardı. Vardı zaten ama günlerde. Hani eğer gerçekten eve bu kadar bu denli bir zarar verip de ondan sonra çıktıysa vesaire ve olaylar şimdi gündeme geliyorsa hani mobilyalarda yok işte yanıklar vesaire yani mülkü kiralamaya devam etmek için mülk sahibi tarafından 4 yıl önce ödenmesi gerekiyordu vesaire gibilerinde ifadeler var. Yani evet, şimdi gün yüzüne çıkması belli ki hani gelinen nokta. Evet, mahkemede son noktaya yeni geldiler. Evet herhalde. Yani dolayısıyla valla hani mahkemeye vermiş olması bir ateş olmayan yerden de pek duman çıkacağını da çok sanmıyorum ama günümüzde baktığın zaman ev sahibi kiracı hadiselerinde de ne çok şey yaşandığını görüyoruz. Evet. Ha 2000 liralık evde de olabiliyor zayiat. 8 milyon avroluk yerde de olabiliyor. Olabilir, tabii. Keşke yapmayaydı. Keşke bu şekilde gündeme gelmeseydi mesela. 15 tane kumandayı suya atan bir insan kumandayı suya attığının farkında. Yani alır kendisi yerine koyar. Ev sahibini arayıp ben kumandanızı suya attım demiyordur. Yani ya burada bir abartı var bence. Maç izliyorsun mesela Real Madrid bilmem ne maçı, kızıyorsun mesela ya da o işte o sıralar Galatasaraylı tamam mıydı? O kızıyor mesela. Hangimiz telefonları atmadık ki? Tamam da. Dolayısıyla atmış olabilir. Ertesi gün yani o telefona ya da kumandaya ihtiyacın var ya senin orada evet yaşayan olarak. Gidip aynısını yerine koyarsın. Ev 15 zaten yapmış. Ev sahibi 15 tane aldık diyor. 15 tane aldı diyor. Ev sahibi kendi almıştır ama ev sahibinden mi talep eder? Yani bir abartı olduğunu düşünüyorum ben burada ama belki de fazlaca titiz bir ev sahibine denk geldi ya da tam tersi senin dediğin gibi. Bir dakika ya Atletico Madrid'de oynarken kramponu yan hakeme fırlatacak kadar öfkeli bir mizaca da sahipti diye de açıklaması varmış ha ev sahibi. Hadi bakalım o, ya neyse. Evet biraz böyle derinlemesine araştırmaya girmiş. Aynen. Peki hadi gel güzel bir haber verelim. Çünkü üzücü ya bu tür şeylerle değerli futbolcularımızın. İsminin anılmasına çok gerek yok evet. Bu öfke var ama ya yani olabiliyor işte spor deyince. Sahadaki öfke ayrı neyse. Evet. Öfkeli insan kendini her yerde ayrı gösteriyor. O da ayrı bir şey. Şimdi bak, Kurt Efe bu tatlılığıyla 2 yaşına bastı. Ay maşallah. Kıvanç Tatlıtuğ ve çok sevgili eşi Başak Dizer'in oğulları çok tatlı bir şekilde 2. yaş doğum gününü kutladı. Tabii ki değil mi birçok ünlü arkadaşları da var, onların çocukları da var. Çocukla çocuk olmak denen şeyi burada Kıvanç'ın dansında görüyoruz. Baba oyun aracıdır tabii ama ya çocuk için. Bak yani sana yapmayacak mı? Koskoca Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe Tatlıtuğ 2 yaşına girmiş tabii ki yani. Ben olsam oradaki ağaçlara tırmanır maymun gibi oradan oraya sekerdim yani. Kolay değil ki Allah aşkına. Bir de gerçekten çok güzel bir dönem yani onların da doğum günlerini yapmak için de onlarla çocuk olmak güzelliklerle nice yaşlarına diyelim. Evin bahçesi galiba bu da. Of ne kadar güzel bir şekilde toplaşmışlar evet, eş dost. Aha, harika. Bir de yani herhalde okul anaokulu falan filan varsa oradaki dostları da çağırmışlardır değil mi? Minik Kurt Efe'nin diğer Kurt Efeciklerle beraber. Uyum grupları oluyor o yaşlarda daha okul öncesi, anaokulu öncesi. Dolayısıyla onun da bir arkadaş çevresi artık olmaya başlıyor. Peki Kurt Efe'nin saçlarındaki o muhteşem stili konuşmayacak mıyız? Güzel gerçekten. Vay artık nasıl bir şey yetişiyor bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı valla. Maşallah. Harika nice mutlu yaşlara diyelim. Kıvanç kardeşim de böyle. Uzun uzun ömürler diliyoruz Evrucuğum. Kurt Efe'ye ve arkadaşlarına ve bütün yavrularımıza. Evet. Sütlerimizi için. Peki tamam, kimler gitmiş o gün oraya dersin? Kimler aynı var zamanda.
Kurt Efe'nin doğum gününe ünlüler geçidi. Tabii ki şimdi arkadaş çevresi de böyle olunca Kenan Emirzalıoğlu da iki kızıyla birlikte o doğum gününde yerini almış ve iki starın böyle baş başa kafa kafaya koydukları harika bir fotoğrafta bizlere ulaşmış oldu. Kıvanç'taki o şey şaşkın değil ama böyle muzip bakışta dikkat çekiyor tabii. Çok tatlılar. İyi bir dostlar anladığım kadarıyla. Çok önemli tabii. Hı, çok iyi. Böyle hani vardır ya egosal işler falan filan, özellikle sanat dünyasında, oyunculuk dünyası. Yok benim adım üste çıkacak, seninki altta kalacak falan filan. Aşmışlardır ama, artık onu diye düşünüyorum. Evet, gayet de güzel. Hadi bakalım ya, yeni projelerini bekliyoruz Kıvanç'cığım. Evet, harika. Ha? Aile var. Aynen, aile var. Şahane. Bekliyoruz olur. Vallahi. Evet. Pekala, buyurunuz. Sen de seversin bu işleri aslında. Bahçeyle uğraşma, çiçekler, toprakla ben böyle evet, haşır neşir olma. Solucan seviyorum. Solucan yetiştiriciliği. Solucan yetiştiriciliği. Önemli mesleklerden. Evet canım. Valla bu arkadaş da sevgili Neslihan Atagül Doğulu. Evet. Bahçe işlerine kendini vermiş durumda. Baksana. En güzeli hepimizin hayali yani. Evet. Ayak o toprağa değecek. Elektriği, güzel, enerjiyi atacaksın Ebru'cuğum. Evinin bahçesi anladığım kadarıyla değil mi? Elinde çapayla toprakla uğraştığı anları böyle sosyal medyasından yayınlamış. Belli bir sosyal medya platformuna giriş yapmış anladığım kadarıyla. Evet. Girişimde öyle hani şeyle olsun demiş. Çapayla, kürekle. Can Hıraş uğraşıyor yalnız. Bayağı da sevmiş, sevmese yapamaz. Tabii video içinde çekilir canım. Yani sonuçta oyuncu. Varsayalım ha, değil mi? Yani hani bunu sürekli olarak da verin çapamı. Nerede? Kadir benim çapamı ver. Keserimi ya, ver. Bu yapacağım falan diyeceğini de çok sanmam. Büyüdüler mi? Orada bir tomurcuk açtı mı diye. Vallahi bunu yapan insan dans da ediyor. Orada bak ne güzel. Takibini de yapar. Ben Neslihan'dan onu bekliyorum. Her eve bu bahçe böylesi bahçıvan aynen, gerekli. Aynen, çok güzel. Toprak işi bizden sorulur gibilerinden. Bak hem o sırada yavrusunu da şey yapıyor, usluyor, suluyor, usluyor. Harika harika. Baharın gelmesiyle böyle birazcık daha dışarı çıkmak insana güzel enerji veriyor. Ben şeyi merak ediyorum tabii. Toprağa da hava veriyor şimdi ama hani ne ekecek de biçecek de biz göreceğiz. Heh. O da herhalde an be an işte ne bileyim işte Neslihan ananın günlüğü diye toprak ana falan filan Neslihan ananın günlüğü diye de herhalde bizim de paylaşır. Takip edelim. Evet. Şimdi çeşit çeşit renk renk çantalar görenleri cezbediyor Ebru'cuğum ve hırsızın biri gidiyor biri geliyor. Aralarında biri var ki hadi izleyelim bakalım ya. Gördü beğendi, alıp bir güzel kontrol etti. Para ödemekse aklının ucundan bile geçmedi. Çantayı çalıp salına salına gitti. O sırada yoğun. Yoğun olduğu için biz kendisini fark edemiyoruz. Daha sonra buradan hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşıyor. Hırsızlık yapıp suç işlemişti ama hayırdan da geri durmadı. Kadın çantayı alıp uzaklaşıyor buradan. Az ileride köşede İhsan amcamız var mendil satan. Ona gidip bir mendil alıp 100 lira para bırakıyor. Hayır vesilesiyle. Burası Konak'ta bir çantacı ama dükkana müşteri kadar hırsız da geliyor. Bu kadın da onlardan biri. Geliyor, çantayı alıyor, önündeki çantamızı. Daha sonra bir ölçü herhalde beğeniyor kendisi. Kadın soğukkanlıydı. Ödeme için kasaya gider gibi yaptı, dönüp uzaklaştı. Belli ki kafası da karışıktı. Günahla sevap arasında bocaladı. Bizden çanta çalıp günaha giriyor. Oradan bir mendile 100 lira fazla para bırakıp hayır yaptığını, sevap kazandığını düşünüyor herhalde. Görüyor mu, helale bir işi değil mi? Dükkanın tek belalısı o değildi. Bu yaşlı adam da beğendiği çantayı çalarak aldı. Geçenlerde de bayram gününde 60 yaşlarında bir yaşlı amcamız maalesef burada bir çantamızı götürdü. Kadın gibi o da rahattı. Aynanın karşısına geçti, saçını sakalını düzeltti. 5 kuruş ödemeden gitti. Görüntüleri polise gönderdik. Kendisinden şikayetçi olacağız elbette. Ya dükkanın durumu bu. Gözlükler dışarıda, çantalar bir yerde. Gerçekten onların her birinin üzerine tek tek alarm mı takması lazım? Düşünsene. Yani dükkan sahibinin tel işi örgü, çok zor. Tel örgü. Ya, dokunama, bakama, seçeme, deneyeme. Hani tabii, ayna var falan alıp deniyorsun. Valla günümüzde öyle. Baksana ya, hiç ummadığın insanlar geliyor. Hesabı ödeyeceğim diye çıkıyor, geliyor. Evet. Şey yani yemek yiyorsun, hesabı ödemeden kaçıyorsun. Saçını yaptırıyorsun, kaçıyorsun. Yani biraz daha değil günümüzde özellikle esnaf kardeşlerimiz tedbirlerini alsınlar. 5 kez daha dikkatli olmak lazım. Yani gerçekten çünkü an be an her şey olabiliyor. Hiç tahmin etmeyeceğin anlarda. Çanta kısmında da hanımefendi çantayı pek beğenmiş. Bak ödemeye doğru yöneliyor. Bakıyor kalabalık orası ama ödemeden gidivereyim ben nasıl demiş. Nasıl olsa belki aldım yani. O sıradaki o şeytana uyma hadisesi çok önemli. Ve yani diyor ki bir taraftan da herhalde yakalansam
Ne olacak evet. ki? Ya sonra da vicdan azabından çay, herhalde kahve. Eyvah ben ne yaptım diye ilerideki abiye de bir mendil alıp 100 lirasını bırakmış. Evet. Tartışılır vicdani hikayedir artık. Siz vicdanınıza baş başa kalın. O çantadan size hayır gelir mi bilmiyorum. Peki. Karabüyük Kahyalar Köyü'nde drone ile çekim yapan bir gezginin kamerasına takılan görüntüler. Bak. Epeydir ayı haberi vermiyorduk. Ya bir bayram arası verilmişti değil mi? Nihayet ayılarımız yine çıktı piyasaya. Bir anne bozayı ve iki yavrusu. Bir çakal ve gri balıkçıl kuşunu doğal yaşam ortamlarında drone görüntüleriyle gördüğünüz gibi çektim. İbrahim Yücel'in drone'unu fark eden hayvanlar şaşkınlık içerisinde. Bu yukarıdan vız vız diye öten hayvan cinsi şey nedir deyip kaçıştılar. İşte o anlar. Bu da bir çakal galiba. O kaçtıkça geriye bakıyor. Çok güzel. Balıkçıl kuşu. Çok güzel çekimler gerçekten. Helal olsun. Yani biz onların dünyalarına giriyoruz. O, girmekle kalmıyoruz. Onlara zarar bizzat veriyoruz. Bizzat yaşıyoruz hatta. Bizzat yaşıyoruz. Mi? Her türlü pisliğimizi geride bırakıyoruz. Yaktığımız ateşi söndürmeyi ya da çöpümüzü toplamayı düşünmüyoruz. Sonra ayılar şehre indiğinde niye ayılar şehre indi uyuyamadı deyip oradan oraya kaçışıyoruz. Yani ne ekersek onu biçiyoruz aslında. Çok güzel görüntüler. Teşekkür ediyoruz İbrahim Yücel'e. Güzel görüntü de Ebru. Yani şimdi drone'un o sesi vesaire doğal hayatındaki insanı da hayvanı da ürkütüyor şimdi. Doğru. Yani sessiz drone yapsınlar bundan sonra. O da güzel. İnanan söylesen hemen yapar. Reklamlar buyurunuz. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın. Yarın saat 8'de görüşmek üzere. Hoşça kalınız efendim.